Sevgili Mutfaktan yepyeni bir tarifle tüm kıymetli takipçilerim ve izleyenlerim hepinize yeniden sevgi dolu merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere son derece şık görüntüsü ve muhteşem lezzetiyle yapımı da bir o kadar kolay yumuşacık porsiyonluk pasta tarifi paylaşacağım. Hiç vakit kaybetmeden tarifin yapılışına geçiyorum. Tarifimizde öncelikle kremasını hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için 200 ml'lik klasik su bardakları ile 1 su bardağı un, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker, 1 yemek kaşığı nişastayı 1 kap içerisine alıyorum ve çırpma teliyle kuru malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Kuru malzemeleri güzelce yeteri kadar karıştırdıktan sonra 1 litre sütü aşamalı olarak kuru malzemelerin üzerine yavaş yavaş bir taraftan da çırparak ilave ediyorum. Tek seferde ilave ederseniz içerisinde un topakları kalabilir. Bu nedenle sizler de azar azar aşamalı olarak ekleyin lütfen. Sütün tamamını ekledikten sonra tencereyi ocağa alacağım ve muhallebimi sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşıncaya kadar pişireceğim. Kaynamaya başladıktan sonra videoda gördüğünüz şekilde üzerinde kalın göz köpükler oluştuktan sonra tencerenizi ocaktan alabilirsiniz. Ocaktan almış olduğum muhallebimin kıvamını hemen sizlere şöyle göstereyim. Gayet pürüzsüz, kaymak gibi bir yapısı var. Bu aşamadan sonra hiç vakit kaybetmeden içerisine bir paket şekerli vanilin ilave ediyorum. Tekrar çırpma teliyle güzelce çırpıyorum. Ardından tencerenin kenarlarına bulaşmış olan kremayı da bir spatula yardımıyla tencerenin içerisine toparlayarak ekliyorum. Ardından üzerine bir buzdolabı poşetiyle güzelce hava almayacak şekilde ve poşet krema ile temas edecek şekilde üzerine poşeti bırakıyorum ve kremamı bu şekilde soğumaya bırakacağım. Kremanın yüzüne poşet kapatmamızdaki amaç soğurken yüzeyi kabuk tutmasın, kaymak bağlamasın diye. Eğer arzu ederseniz soğurken hiç ihmal etmem, sürekli karıştırırım diyorsanız üzerine poşet kapatmadan da soğutabilirsiniz. Benim kremam tamamen soğudu. Hemen sizlere şöyle kıvamını da tekrar göstermek istiyorum. Görüyorsunuz oldukça katı kıvamlı. Bu aşamadan sonra hiç vakit kaybetmeden içerisine bir poşet krem şantiyi toz halde ilave edeceğim. Ve 1 dakikadan kısa olacak şekilde kısa bir süre karıştıracağım krem şantiyi ile birlikte. Krem şantiyi ilave ettikten sonra eğer uzun süre çırparsanız kremanızın kıvamı sünecektir ve pastanın ara katında durmakta, kıvam tutmakta zorlanacaktır. Bu nedenle 1 dakikadan daha kısa süre olacak şekilde çırpmanızı tavsiye ederim. Çırpma işleminin sonunda gözünüze pürüzlü gelebilir ama dediğim gibi istediğiniz kıvamı elde edebilmek için çok uzun süre çırpmamanız gerekiyor. Ben hemen kısa bir süre çırpmış olduğum kremanın kıvamını şöyle sizlere yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi kıvamı böyle yayılmayan, sünmeyen bir yapıda. Bu aşamadan sonra artık kremamız hazır. Hemen kenara alacağım ve pastamızın kekini hazırlayarak yapım aşamasına devam edeceğim. Kremamızı hazırlayıp kenara aldık. Şimdi hemen kekin yapımıyla devam ediyorum. Videoda görmüş olduğunuz boyutlarda yaklaşık 25 adet ıspanak yaprağını güzelce yıkayıp tamamen süzdürdükten sonra derin bir kap içerisine aldım. Üzerine 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla 1 su bardağı süt ilave ediyorum. Blender ile püre haline gelinceye kadar parçalattırıyorum. Ben elde etmiş olduğumuz ıspanak püresini daha sonra süzgeçten geçirerek kullanacağım. Arzu ederseniz siz kekinizin içerisine direkt ilave edebilirsiniz. Ben posasını kullanmak istemediğim için dediğim gibi daha sonra süzgeçten geçirerek ilave edeceğim kek harcıma. Kek için ön hazırlık olarak ıspanak püremizi de elde ettikten sonra hiç vakit kaybetmeden kekin yapımıyla devam ediyorum. Bunun için de uygun bir kap içerisine 3 adet oda ısısında bekletilmiş yumurtayı aldım. Üzerine 200 ml'lik bardaklarla 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Mikserle önce düşük ardından yüksek devirde açık sarı bir renk alıncaya kadar ve köpük köpük bir kıvam alıncaya kadar çırpma işlemine devam ediyorum. Bu işlem mikserinizin performansına bağlı olarak 5-6 dakika sürebilir. Birazdan göreceğiniz kıvamı elde edinceye kadar sizler de aralıksız çırpma işlemine devam edin lütfen.
6 dakikalık çırpma işleminin ardından ben istediğim kıvamı elde ettim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden mikserle bir taraftan çırpmaya devam ederken bir taraftan da çeyrek su bardağı kadar sıvı yağını azar azar ilave ediyorum. Tek seferde ilave ederseniz sıvı malzemeler kendi ağırlığıyla dibe çökeceği için eşit dağılım elde edemezsiniz. Bu nedenle azar azar ilave etmenizde fayda var. Yağla birlikte de kısa bir süre çırptıktan sonra şimdi mikserimi hemen kenara bırakıyorum. Biraz evvel elde etmiş olduğumuz ıspanak püresini bir süzgeçten geçirerek kek harcımın içerisine ilave ediyorum. Biraz evvel de belirttiğim gibi arzu ederseniz ıspanak püresini süzmeden direkt ilave edebilirsiniz. O şekilde çok daha koyu bir renk elde edersiniz. Ama ben içerisinde ıspanak posasını istemediğim için süzüyorum. Süzgeç yüzeyinde kalan o posayı attıktan sonra kek harcımı bir spatula yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Ardından yine bir süzgeç üzerine bir bardak un, bir paket vanilin ve bir paket kabartma tozu ekliyorum. Eleyerek ilave ettikten sonra kek harcımı güzelce karıştırıyorum. Devamında ise ihtiyaca göre un ilavesinde bulunacağım. Ben hazırlamış olduğum kek harcıma 200 ml'lik bardaklarla toplamda 2,5 su bardağı un ilave ettim. Almış olduğu un miktarı kullandığınız yumurtalarınızın boyutuna ve ununuzun kalitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Birazdan göreceğiniz kıvamı elde edinceye kadar sizler de gerek duyarsanız ihtiyaç halinde un ilavesinde bulunabilirsiniz. İlk 2 bardaktan sonrasını azar azar ve kontrolle eklemenizde fayda var. Karıştırırken de lütfen bir mikser veya çırpma teli kullanmayın. Benim yaptığım gibi bir spatula ile özellikle alttan üste katlama tekniği ile karıştırırsanız elde etmiş olduğunuz o yumurtaların köpüksü yapısını da kaybetmemiş olursunuz. Bu sayede yumuşacık sünger gibi bir kek elde edersiniz. Şimdi hazırlamış olduğum kek harcımı tabanına yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine boşaltıyorum. Spatula ile şöyle yüzeyini düzeltip tepsiyi de birkaç defa zemine sertçe vurduktan sonra kek harcının her tarafına eşit bir şekilde dağıldığından emin oluyorum. Ardından önceden ısıtmış olduğum yaklaşık 170-180 derecelik fırında yarım saat kadar pişireceğim. Pişme süresi ve konumu da yine fırından fırına farklılık gösterecektir. Sizler kendi fırınınızın pişirme durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Fırından almış olduğum kekim tamamen soğuduktan sonra su bardağından biraz daha ufak olacak şekilde uygun bir kalıpla kekten parçalar çıkartıyorum. Ben son dilimleri keserken kalıbı biraz kaydırdığım için 29 dilim elde ettim. Sizler düzenli bir şekilde giderseniz 30 dilim elde edersiniz. Elde etmiş olduğum yuvarlak parçaları dikkatli bir şekilde yağlı kağıttan ayırıyorum. Arzu ederseniz bu işlemi yapmadan önce kekinizi tamamen yağlı kağıttan ayırıp ondan sonra da yuvarlak parçalar kesebilirsiniz. Kesmiş olduğumuz keklerin kalınlığını görüyorsunuz. Eğer isterseniz çok kalın olan kek dilimlerini ortadan ikiye keserek onları da ayrı birer pastaya dönüştürebilirsiniz. Kalabalık misafiriniz varsa özellikle bu şekilde pasta sayınızı da bereketlendirmiş olursunuz. Bu da sizlere alternatif bir fikir olsun, öneri olsun. Bu arada hazırlamış olduğumuz kekimizin yumuşaklığını ve kıvamını da görüyorsunuz. Verdiğim püf noktalarına uyduğunuz takdirde Allah'ın izniyle birebir aynı şekilde aynı sonucu elde edeceksiniz. Tepsiden kesmiş olduğumuz yuvarlak kek dilimlerini aldıktan sonra kenarından köşesinden çıkan parçaları şimdi mutfak robotu içerisine aldım. Dikkatli bir şekilde parçalattırıyorum. Onları da uygun bir kap içerisine aktaracağım hemen. Pastamızın ara katlarını oluşturacak kek dilimlerimiz ve yüzeyinde mantolama için kullanacağımız kek kırıntılarımız da hazır. Şimdi hiç vakit kaybetmeden ara katlarında uygulayacağımız kremayı da yanıma alıp pastamızı oluşturmaya başlayacağım. Tekrar yanıma fırın tepsisini aldım. Dilimlemiş olduğum öncelikle en kalın dilimleri tek sıra halinde dizeceğim. Kalın dilimlerin üzerine de en ince dilimleri yerleştireceğim. Bu şekilde pastalarımızın hepsi de eşit büyüklükte olacak.
Yani hepsi de eşit kalınlıkta olsun diye bir kalın bir ince şeklinde orantılayarak gideceğim. Bu tamamen tercihinize kalmış. Tamamen ince dilimleri de eşleştirebilir. Kalın dilimleri birbirleriyle eşleştirerek büyük ve küçük pastalar da elde edebilirsiniz. Tepsideki keki keserken eğer dikkat ederseniz toplamda 15 adet 15 porsiyon pasta elde etmiş oluyorsunuz. Biraz evvel de söylediğim gibi eğer çok daha fazla sayıda pasta elde etmek istiyorsanız kalın olan kek dilimlerini ortadan ikiye keserek de kullanabilirsiniz. Keklerin tamamını kalın ince şeklinde eşleştirdikten sonra hazırlamış olduğumuz kremadan her bir kek diliminin üzerine dolu bir yemek kaşığı krema koyuyorum. Arzu ederseniz bu işlemi bir krema sıkma torbasıyla da yapabilirsiniz. Tepside bulunan 15 adet kek diliminin üzerine bolca kremadan koyduktan sonra geriye kalan kremadan da uygun bir kase içerisine 4-5 yemek kaşığı krema ayırıyorum. Bunu da dışının kaplamasında kullanacağım. Kremalı kek diliminin üzerine bir adet boş kekten koyduktan sonra bir spatula veya bir bıçak yardımıyla kekin dış yüzeyini ayırmış olduğumuz kremayla ince bir tabaka halinde sıvıyorum. Dışını kaplarken keki çok fazla sıkmamaya gayret edin. Çok fazla baskı uygularsanız eğer ara katındaki krema dışarıya doğru taşmaya neden oluyor. İnce bir tabaka halinde gördüğünüz şekilde kremayla kapladım. Şimdi biraz evvel kırıntı haline getirmiş olduğumuz kek parçalarıyla kaplıyorum dışını. Her tarafının kekle kaplandığından emin olduktan sonra tepsinin içerisine dikkatli bir şekilde bırakıyorum ve geriye kalan keklerin tamamını aynı şekilde hazırlayarak devam ediyorum pastalarımı oluşturmaya. Özellikle mutfak tecrübesi az olan arkadaşlarım için malzemeleri ziyan olmasın ve akıllarında soru işareti kalmasın diye elimden geldiği kadar detay vermeye çalıştım. Bu nedenle de video sürem biraz uzun oldu. Hakkınızı helal edin lütfen. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz yoruma benim için bir kalp ya da bir çiçek bırakırsanız çok mutlu olurum. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kremayla kaplayıp kek kırıntılarıyla mantolamış olduğunuz her bir pastanızı tabağın içerisinde şöyle fazladan birkaç tur attırın. Hatta tepsinin içerisinde de şöyle boştan birkaç tur attırırsanız kekler kremaya gayet güzel bir şekilde tutunacaktır. İlk başta elinize ve gözünüze çok yumuşak gelebilir ama bu şekilde yaklaşık 2 saat kadar serin bir yerde dinlendirirseniz kıvamı oturmuş oldukça kıvam almış, sertleşmiş olacak. Pastanızı vaktiniz varsa ikram etmeden bir gün önce hazırlamanızı tavsiye ederim. Dinlenme aşamasında da yüzeyindeki kek kırıntıları kurumasın diye güzelce kapalı olduğundan hava almayacak şekilde kapattığınızdan emin olun lütfen. Eğer vaktiniz yoksa da en az birkaç saat öncesinden hazırlamanızı tavsiye ederim. Dinlendikçe kekinizin hem kıvamı hem lezzeti oturacaktır. Keklerin tamamını hazırlayıp tepsiye aldıktan sonra geriye kalan kremayı ben mikserle çırpacağım ve biraz sündüreceğim. Ondan sonra keklerin üzerindeki boşlukta kullanacağım. Sizler arzu ederseniz hazırlamış olduğunuz krema ile değil de yerine çikolata sosuyla veya karamel sosuyla da yüzeyini süsleyebilirsiniz. Kremasını bolca hazırlamış olduğumuz için ben yüzeyinde de krema kullanarak onu değerlendirmek istedim. Ben hazırlamış olduğum pastaları gezmeye götüreceğim için ve temiz bir görüntü elde edebilmek için farklı bir tepsiye aktardım. Biraz evvel söylediğim gibi şimdi kalan kremamı sündürmek için mikserle bir süre çırpıyorum. Ardından pürüzsüz ve akışkan bir kıvam elde ediyorum. Geriye kalan kremayı ben krema sıkma torbasına aktardıktan sonra pastaların yüzeyinde kullandım. Sizler arzu ederseniz yine bir kaşık yardımıyla da pastaların yüzeyine bırakabilirsiniz kremanızdan. Kıvamını görüyorsunuz. Mikserle uzun süre çırpınca bu şekilde oluyor. Başta da söylediğim gibi eğer yoğun kıvamlı olsun istiyorum diyorsanız krem şantiyi ilave ettikten sonra olabildiğince kısa süre çırpmaya özen gösterin.
Her bir pastanın üzerine yeteri kadar krema sıktıktan sonra ben bir miktar da tüp çikolatayla süsledim yüzeyini. Ya o da tamamen tercihinize kalmış. Arzu ederseniz meyve parçalarıyla da süsleyebilirsiniz pastanızı veya bu haliyle de gayet güzel, gayet şık bu şekilde de ikram edebilirsiniz. Videomu bitirmeden merak edenler için hemen eklemek istiyorum. Daha önce ıspanaklı pasta yapmadıysanız veya yemediyseniz içerisinde kokusunda veya lezzetinde fark oluyor mu diye düşünebilirsiniz. Sizlere kesinlikle içerisinde ıspanak olduğunu söylemediğiniz takdirde kimsenin bilemeyeceğinin garantisini verebilirim. Ne lezzet ne kokuda kötü bir katkısı olmuyor. Kanalımda daha önce paylaştığım ve ıspanak kullanarak hazırlamış olduğum ıspanaklı bir pasta, ıspanaklı şerbetli tatlı, ıspanaklı kurabiyeler ve aynı zamanda poğaça tariflerim de mevcut. Onların linkini de bu tarifin açıklama kısmına ekleyeceğim. Arzu ederseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Deneyenlerden çok güzel dönüşler aldığım çok güzel tariflerimdir. Geriye kalan kremayı sündürerek krema sıkma torbasına doldurup pastaların üzerine yeteri kadar sıktıktan sonra torbada kalan kremayı da iki ayrı kupa geriye kalan kek kırıntılarıyla birlikte koydum. Onlar da hem ziyan olmamış hem de iki farklı daha ikramlık lezzet çıkmış oldu ortaya. Sizler de geriye kalan krema ve kek kırıntılarınızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Keyifle hazırlamış olduğum bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Videoma, tarifime tesadüfen denk geldiyseniz kanalıma abone olmayı, gelecek tariflerimi kaçırmamak için de bildirimler al zilini aktif etmeyi unutmayın lütfen. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.